Oppenheimer'ı Amerikalıların coşkuyla karşılamasının sebeplerine değinecek olursak eğer en önemlisi Amerikan sinema endüstrisinin yarattığı değerlere kendi yeteneklerini de bahşeden ve bunu son 20 senede aksatmadan en üst seviyede sürdüren yazar, yönetmen, yapımcı Christopher Nolan'ın yönetmenliğinde 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında galip gelen taraflardan Amerika'nın bir ulusal kahraman ihtiyacına denk düşen kendi deyimiyle atom bombasının babası olan Oppenheimer'ı sinemaya aktarımıdır. Amerikalıların coşkuyla karşılama sebebinin altında yatan neden bu iken, bütün dünyada ve ülkemizde de Amerikancıların ağız birliği etmişçesine Oppenheimer'ı öve öve bitirememesinin sebepleri de aşağı yukarı aynı nedenlere tekabül eder. Daha ileri gidenler var. Örneğin YouTube'da 6,5 milyon abonesi olan ve Oppenheimer filmini anlattığı videonun başlığına bir dönem liberal solcuların söylemine benzer bir şekilde sloganlaştırarak hepimiz opiyiz diye Oppenheimer'ı kendiyle ve tüm dünyayı içselleştirecek şekilde birbirlik sloganını arkasına alıp videosunu koyduğu küçük resim ardından daha da ileri gidip şöyle devam ediyor. Muhtemelen o da birçok ödülü alacak, toplayacak. İşin ironik tarafı tüm bu ödüllü eserlere konu olan karakterin kendi alanındaki en büyük ödülü olan Nobel'i alamamış olması. Bir başka deyişle kendisi kaybederken onu anlatanlara çok şey kazandırıyor. Evet yanlış duymadınız. Oppenheimer'ı bir kaybeden olarak görüp ona bir Nobel verilmesi gerektiğini de iddia edebiliyor. Ne için verecekler peki bu Nobel'i? Bunun için mi? Yoksa bunun için mi? Yoksa yarattığı bir bombanın ardından 200 binin üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanmasının ardından gösterilebilecek bunun gibi binlerce örnek için mi? Bu Nobel sorusuna videonun sonunda dönmek kaydıyla Oppenheimer'ı incelemesine başlarken bir kez daha hatırlatıyoruz. Lütfen abone olmayı, çanı açmayı, beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Nolan'ın filmi ele aldığı karakterin içinde yaşadığı çelişkileriyle birlikte çok fazla irdelemeden öğrencilik dönemlerinden saçları ağarana kadar geçen bir süreci anlatıyor. Bunu yapmaya başlarken daha ilk dakikalarda kendi sinemasının özelliklerine filmini aktarıyor. Nolan renkli çekimlerine Oppenheimer'ı gösterirken altına bir başlık atıyor. Fizyon yani parçalara ayrılma. Bir dakika geçmiyor bu sefer renkler yüksek kontrastlı bir siyah beyaz ekrana dönüşüp bir başka adamı karaya sığdırırken ikinci başlığı atıyor. Füzyon, yani elementlerin birleşmesi. Bu doğrultuda ilerleyen filmi ikiye bölmüş oluyor ne Nolan. Siyah beyaz ekranda bir Amerikan senatörü olan Leo Strauss'la ilişkisini anlattığı ve senatörün onu suçladığı bir bölüm ve kendisinin Amerika'ya ihanet etmediği yani komünist olmadığı yönünde savunmaya geçtiği ve geçmişe dönüşlerle hayat hikayesine dönüştüren diğer bölüm özellikle öğrencilik dönemlerinde Oppenheimer'ın beyninin engellenemez bir biçimde makine işleyişinde çalışmasını ses efektleri ve görsel efektlerle desteklerne olan boşlukta ilerleyen ve bir yere hücum ediyormuş izlenimini veren beyaz noktalar DNA'nın çift sarmalına alımsatan Beyaz iplere benzeyen bir çift şeklin birbirine dolanması gibi. 1920'lerin Almanya'sında geçen süreçte Oppenheimer kuantum fiziğini öğreniyor. Başarılı bir öğrenci olarak mezun olduktan sonraki 10 yılda Berkeley'de ders vermeye başlıyor. Diğer genç dahillerle birlikte çalışıyor ve kuantum fiziği çalışmaları için bir merkez kuruyor. Bu hızlı yoğun tempolu anlatıyı parçalayarak anlatırken Nolan bilim dünyasından akademiden karakter ordularını devreye sokuyor. Bu ordulardan kimin kim olduğunu çözmek ve anlaşılır kılmak onların rütbesini öğrenmek çok zor. Burada Nolan devamında Olacaklar gibi herkesi konuşturuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Politika üzerine, bilim üzerine ve benzeri şeyler üzerine. Konuşan kafaları hızlı bir tempo ile izliyoruz. Oppenheimer dışında derinlikli bir karakter önümüze koymuyor olun. Bütün bunlar olurken kurguya Oppenheimer'ın soruşturulduğu mahkemeye dönüyoruz ara ara. Amerikan antikomünizm milletiyle köşeye sıkıştırılı bir oda dolusu adamın yüklendiği anlar ile siyah beyaz çekilen ikinci bir bakış açısıyla ona ihbar eden iş adamı ve politikacı Lewis Strauss'un sonraki yıllarda yapılan sorgusu bir başka ayak olarak devam ediyor. Açıkçası bu bölüm kafa karıştırıcı. Çünkü sürekli konuşan insanları takip edeyim derken Arada Nolan'ın tüm bunları bıçak gibi keserek siyah beyaz görüntülerle ikinci bir anlatım sunması hem izleyeni yoruyor hem de filmi gereksiz bir uzunluğa sevk ediyor. Bu filmde Lewis Strauss'un anlatıldığı siyah beyaz bölümleri çıkartıp atsan bir eksiklik kalmaz. Sadece ve sadece muhteşem bir performans ortaya koyan Robert Downey Jr.'ın oyunculuğundan mahrum kalmış oluruz. Sorunlardan bir başkası da ne Nolan'ın bugüne kadar tüm filmlerinde olduğu gibi bu filmde kadın karakterlerin üstün körü ele alınması. Oppenheimer'la tanışmadan önce 3 sefere evlenmiş ve bu evliliklerin yıkıntısı altından alkol ile kalkmaya çalışan, solcu çevrelerde kendini konumlandıran Emily Blunt'ın canlandırdığı Kitty, geneleksel eş kalıplarına sığmayan ve kafasya tıkılmış bir kaplan gibi görünse de oradan bir türlü dışarı çıkmayı başaramayan bir kadın portresi çiziyor. Oppenheimer Kitty ile evliyken bir tıp öğrencisi daha sonrasında psikiyatrist olan Jean Tetlock ile duygusal ilişkisini gelgitlerle birlikte sürdürür. Devrim hayaline sadık bir komünist olan sevgilisi Tetlock, Oppenheimer'ı da sosyalist toplantılara ve sendikal mücadelelere gönülden dahil eder. Nolan onun portresinde üstün körü bir anlatıma kurban eder. Bir edebiyat aşığı olan Tedlock karakterini oynayan Florence Pugh, MTV UK ile yaptığı bir söyleşide Christopher Nolan'ın ondan özür dilediğini anlatır. Birkaç satırda kaybolan Tedlock karakteri ve olay örgüsünde sahip olduğu boyut için. Çünkü asıl olan Oppenheimer'dır. Gene Tedlock ile Kitty arasında gidip gelen Oppenheimer, Tedlock'un intiharı ardından sosyalist hareketten tamamen bir kopuş yaşar. Nolan'ın filmi teknik açıdan dinamik kurgusu Robert Downey Jr.'ın olağanüstü performansı haricinde bir artısı daha var denebilir. 70 mm kamerayla çekilen devasa IMAX perdelerinde seyredilme şansını da bu filmiyle veriyor. Fakat bu ne kadar gerekli olduğu ise tartışılır. Filmde birkaç sahnede o da atom bombası denemelerinin yapıldığı sahneler dışında gereksiz bir ayrıntıya dönüşüyor. Oppenheimer'ın emekçilerin haklarını savunan aydın bilim adamından itirazlı ve başarılı olmak konusunda ısrarlı bilim adamına geçişi, Los Alamos'ta ona bomba yapımını organize etme konusunda Amerikan devletinin verdiği geniş imkanlarla taşlandırılır. Atom bombası yapımı konusunda Almanların aşama kaydettiği dedikodu haberleri yayılır etrafa. Ve bu bombayı onlardan önce yapmak konusunda Amerikan devleti harekete geçerek elindeki tüm bilim adamlarını Oppenheimer liderliğinde seferberlik ilan ederek toplar. Oppenheimer tüm çalışmalarını New Mexico adında sadece yerlilerin ölülerini gömdüğü yerde yeni baştan şehir kurarak işe koyulur. Askeri gizlilik has safada ve çevresinde kuş uçurtulmaz. Burada Oppenheimer'ı kendi ihtirasları dışında her şeyi bastırır. Örneğin zamanlı olarak hidrojen bombası çalışmaları yapılabileceği söylemine karşı çıkar. Ona verilen görev atom bombası yapımı talimatıdır. Asker gibi üniforma giyse de bilim adamı kimliğine karşı olduğu için arkadaşları tarafından eleştirilir. Deasını her şeyden öte gören kibri tüm benliğini sarar. Nolan doğrusal bir anlatımın dışına çıkarak anlattığı bu biyografi hikayesi günümüz seyircisinin ilgisini sinemada çekmeyip sadece TV'de gösterime girecekken izlemek olabilecekken üzerine yapılan gürültüler ve büyük reklam kampanyaları ile birlikte seyirciyi TV'den önce sinemada izlemeye yöneltmiştir. Belki de Nolan'ın en büyük başarısı pandemi ile birlikte evde film izleme alışkanlığı getirmektedir çalışanlara sinema sinemada izlenen söylemi ve Marvel filmleriyle bilgisayar oyununa dönüştürülmeye çalışılan sinemaya drenerek sinema yapmak konusundaki ısrarıdır. Tüm bunlar Oppenheimer'ın izleyiciyle buluşmasına sebep oluyor. Yoksa Oppenheimer konu edindiği karakterin başı sonu bilinir. Film teknik detaylarıyla yoğunlukla anlatsa da eksik olan şey sanatçının Oppenheimer ve onu kullanan devletini yargılayıp mahkum etmeme niyetidir. Oppenheimer'da atom bombasının yarattığı resmi olmayan rakamlara göre 200 binin üzerinde ölümle ilgili bir söylem bulunmuyor doğru düzgün. Vicdanı bir sorgulama da yok. Tarihsel bir mahkumiyet de. Tam tersi Oppenheimer bir Amerikan ulusal kahramanı ilan ediliyor. Bütün o soruşturmalar sonunda ABD'ye ihanet etmemiş bir sadık vatandaş kararıyla sonlanıyor. Oppenheimer atom bombası atılmak üzere Los Alamos'ta sevk edilirken bomba çok yüksekte patlatılırsa etkisi daha az olacaktır diye uyarıyor askerleri. Bir başka sahnede bombanın atılacağı şehirlerin toplantısına katılıp karar merci oluyor. Almanya için yapılan bomba, Almanya teslim olduktan sonra teslim olmaya çok yakın Japonya üzerinde savunmasız insanlara karşı yapılan eylemlere kulak asmıyor. Japonya'ya bombalar atıp yıkım sağlandıktan sonra da bir salonda alkışlarla karşılanıp tarihi bir zafer gününde olduğu konuşmasının ardından gene bir sorgulama yok. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ABD işgali altında Japonya'da kapitalizm sil baştan tahsis edilip liberal politikalar uygulanırken Japon devletinden ya da toplumundan bu atom bombasının yarattığı yıkım ve kayba karşı ABD'yi suçlayıcı bir tavır sergilenmiyor ya da dava açılmıyor. Tarihsel süreçte neredeyse Japonya atom bombasını bizim üzerimize kullandığınız için Amerika Birleşik Devletleri'nden özür dileriz açıklaması gelecek. Oppenheimer'ı atom bombası yapıldıktan sonra mutlaka kullanılacağını, kullanıldıktan sonra da çok büyük bir insani felaketle sonuçlanacağını bilmeyeceği saflık olur. Biliyordu ve bilerek yapıyordu. Filmin birkaç sahnesi etkileyici ve tüyler ürpertici. Bir, bir sahnede atom bombasının patladıktan sonra zincirleme reaksiyon oluşturabileceği ve dünyayı yok edebileceği düşüncesiyle kağıda yapılan hesaplamaları Einstein'a verip oradan ayrılacakken Einstein elindeki kağıtla onu alması için çağırıyor. Bu senin. Bu sorumluluktan kaçamazsın. Kubrick'in nükleer komedi filmi Dr. Strangelove'un bir sahnesini anımsatır şekilde bombanın atılacağı 12 şehirden Kyoto şehri çıkarılırken onun üstünü çizen Amerikalı siyasetçi karısıyla birlikte o şehirde balayı yaptıklarını hatırlatan bir söylemle şehrin önemine dem vuruyor. En başa dönüp Barış Özcan'ın Nobel hatırlatmasını farklı bir şekilde okursak eğer doğru olabileceğini varsayabiliriz. Dinamiti icat eden Nobel'in adı geleneksel olarak her sene verilen bir barış ödülüne verilmişse eğer neden atom bombasını yapan ve patlatılması gerektiğini savunan ve bundan dolayı bir daha nükleer savaşı kimse istemeyecek savıyla atom bombasını savunan Oppenheimer'a Nobel verilmesin. Bu ödülü alamayan bir başka insan da örneğin Manhattan projesi için yapılan davetleri geri çevirerek bombayla hiçbir ilgim olmayacak deyip İsviçre'de sürgün hayatı yaşayan fizikçi Lisa Meitner. Meitner, Otto Hahn ve Fritz Strassmann'la birlikte laboratuvarda gözlemlenen ve nükleer fizyon olarak adlandırılan olguya doğru yorumu getiren ilk fizikçidir. Meitner açıklamasına göre uranyum ikiye ayrılarak baryum ve kripton oluşmasına neden olur. Bu sırada açığa çıkan enerji ise nükleer fizyon olarak adını alır. Oppenheimer'dan seneler önce fizyonu bulan açıklık getiren Meitner, atom bombasının yapımında yer almadığı, bilimsel olasılıklara pasifist bir bakış açısıyla tutarlılığı ona şu mezar kitabesini kazandırır. Lisa Meitner, insanlığını asla kaybetmeyen fizikçi. Oppenheimer filmini tüm ahlaki ve tarihsel analizinde Meitner'in görüşleri kadar net ve doğru bir yaklaşım yer almaz. Tıpkı gerçekte Oppenheimer atom bombasını teknik olarak başarılı gördüğü gibi Nolan'ın filmi de teknik olarak başarılı olmanın dışında başka kayda değer bir yanı bulunmamaktadır.